Değerli izleyicilerimiz, Seçil Şahin'in aktüelite programımızda merak edilen sorular köşemizde Avukat İbrahim Erman Bey var. Merhabalar İbrahim Bey. Merhabalar, hoş geldiniz Seçil Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. İbrahim Bey, bu hafta evlenme ve boşanma konusuna değinmek istiyorum. Diyelim ki Avusturya vatandaşıyız, Türkiye'de evlenebilir miyim? Ya da Türk vatandaşıyız, Avusturya'da evlenebilir miyiz? Ne gibi şartlar gerekli? Bu mümkün tabii. Yani vatandaşlık çok önemli değil bu konuda. Önemli değil derken bir engel değil. Avusturya vatandaşı Türkiye'de evlenebilir. İşte nikah dairesine başvurur. Tabii orada ne gibi belgeler istiyorlar bilmiyorum. Türkiye yasası olduğu için. Yalnız fark etmiyor. Türk vatandaşı da olsanız, Avusturya vatandaşı da olsanız, yani diğer ülkede evlenmek isterseniz istenen ortak bir belge var. Bu da bekarlık belgesi. Yani Almanca'da Ehefähigkeitszeugnis deniyor. Burada diyelim ki Avusturya vatandaşı birisi Türkiye nikah dairesine başvurdu evlenmek için. Türkiye'deki nikah dairesi buradan bir bekarlık belgesi isteyecektir o Avusturya vatandaşından. Tersine de aynı durumdur. Türk vatandaşı burada evlenmek isterse ondan Türkiye'den bir bekarlık belgesi isteyecekler ki Türkiye'de evli mi bekar mı bir kişi tespit etmek için, çift evlilikleri engellemek için. Ama vatandaşlık tabii buna bir engel değil. İstediğiniz ülkede evlenebiliyorsunuz. Oradaki yasal şartları yerine getirdikten sonra. Çok güzel. Peki İbrahim Bey, diyelim ki evlendik. Yurt dışından herhangi bir ülkeden geldik Avusturya'ya. Anlaşamadık, boşandık diyelim. Ne gibi prosedür gerekli boşanmanız için? Yani tabii maalesef evlilikler hep sonuna kadar sürmüyor. Evlilik şöyle aslında. İki kişinin birbirine verdiği bir sözden dolayı bir sözleşme oluyor. Nasıl iş hayatında sözleşmeden kafanıza göre sözleşmeyi feshedemiyorsanız veya ben artık istemiyorum diyemiyorsanız evlilikte de aynı durum var. Yani bir gerekçe lazım. Ben artık 3 yıl sonra 4 yıl sonra sıkıldım veya istemiyorum, sevmiyorum deyip de boşanamıyorsunuz. Ya boşanmak için bir sebebiniz gerekiyor, bir gerekçeniz lazım. İşte bu bir kusur olabilir diğer tarafın. Veyahut da iki taraf da anlaşamıyorsa ve boşanmak istiyorsa anlaşmalı boşanma için başvuru yapabilirler. Anlaşmalı boşanmada şart sadece önemli şartlardan bir tanesi şudur. 6 aydır şiddetli geçimsizlik olması lazım. Bunu da iki taraf beyan etti, mahkemede yetiyor zaten. Yani 6 aydan azsa anlaşmalı boşanma mümkün değil Avusturya yasalarına göre. 6 ay gibi şiddetli geçimsizlik söz konusuysa ve diğer şartlarda yerine geliyorsa, anlaşmalı boşanmanın şartları yerine getirebiliyorsanız anlaşmalı boşanma için başvurabilirsiniz. Nedir bu şartlar? İşte boşanmadan sonra ortaya çıkan sonuçlar nedir? O çocuk varsa çocuğun velayeti kimde kalacak? Mal paylaşımı nasıl olacak? Nafaka ödeyecek mi birisi diğer tarafı? Bu konuda adı üstünde anlaşmalı olduğu için her konuda anlaşmanız lazım. Yani burada bir tane noktada, bir tane maddede anlaşma sağlayamazsanız anlaşmalı boşanma da mümkün olmuyor. Çekişmeli boşanmaya doğru gider o zaman. Diğer boşanma nasıl olur? Çekişmeli boşanma, ben söylediğim gibi. Burada bir kusur lazım. Yani evlendiniz, anlaşamıyorsunuz. Bir boşanma sebebi sunmanız gerekiyor. Karşı tarafı da ikna edebilmek için veya mahkeme ikna edebilmeniz için bu kişiden ben boşanmak istiyorum. Nedir bu boşanma sebepleri? Yasa sadece örnek veriyor birkaç tane. Tabii bu listeyi genişletebiliriz. Kişiden kişiye değişebilir ama en önemli ve bilindik boşanma sebepleri. Birisi aldatma. Fiziki veya psikolojik şiddet. İşte sevgisizlik, saygısızlık. Yani bunlar tabii daha ispatlanabilecek zor sebepler birlik ama özellikle şiddet, fiziki şiddet, aldatma, böyle şeyle ispatlayabildikten sonra karşı taraf istemese de boşanabilirsiniz. Bir en kolay yolu anlaşmalı boşanma. Bütün konular hakkında anlaşma sağladıysanız, çocuk kimde kalacak, velayet ödenecek mi, mal paylaşımı nasıl olacak ki bu durumlarda bir sözleşme hazırlamanız lazım, boşanma sözleşmesi. Diğer boşanma türü de çekişmeli boşanma. Biraz önce bahsettiğim gibi bir boşanma sebebiniz varsa, örneğin aldatma gibi veya fiziki veya psikolojik şiddet, bu tarz şeyler, boşanmak için başvurabilirsiniz. Bunun yanı sıra başka sebepler de var tabii. Örneğin eşinizde bir geçici hastalık var. İşte burada AIDS diyebiliriz, belki daha farklı, tehlikeli hastalık. Ve bu da geçmeyecekse yakın zamanda, diğer taraf bunu kabul etmek zorunda değil ve hayatını tehlike atmak zorunda değil. Bu durumlarda da boşanabiliyor. Bir önemli boşanma sebebi daha var. Hiç kusurlusunuz, karşı taraf istemiyor ama birlikteliğiniz 3 yıldır kalkmıştır. Yani şiddetli geçimsizlik var. Ve birlikteden şunu kastım şudur, bir evlilikte 3 unsur vardır önemli olan zaten. Birisi cinsel beraberlik, diğeri ekonomik beraberlik. Üçüncü unsur da beraber oturmaktır. Ve bu 3 faktör de ortadan kalktıysa, sizin birlikteliğiniz ortadan kalkmış demektir. 3 yıl sürdüyse bu, diğer taraf, karşı tarafın bir sebep sunmadan boşanabiliyor. Ama tabii kusurlu kişi buna dava açtıysa, ben kusurluyum, ben eşimi aldattım.
3 yıldır da ayrıyız diyelim, yani birlikteliğimiz bitmiştir. Mahkemeye başvurabiliyorum. Sonucu ne? Benim kusurlu olduğum tespit edilirse ben karşı tarafa nafaka ödemek zorunda kalırım, eş nafakası. Bu süreç 6 yıl eğer 3 yılın 6 yıl sürdüyse hiçbir mahkeme şansı yok, reddetme şansı. Bu boşanmayı, boşanma davasını kabul etmek zorunda. Şeye bakılmaksızın, yani karşı tarafı etkiler mi bu boşanma? Çünkü 3 yıllıkta böyle bir istisna da var. 3 yıldır evliliğiniz, birlikteliğiniz bitmiştir. Ben boşanmak istiyorum. Karşı taraf buna aslında karşı gelemiyor. Ama mahkeme istisnai durumlarda diyebiliyor ki şu anda tamam siz boşanmak istiyorsunuz ama karşı tarafı boşanma çok etkiler. Çünkü belli ki küçük bir çocuk vardır, engellidir, çalışamıyordur. Böyle bir insani durumdan dolayı hayat defal klausul diyoruz buna. Boşanmayı reddedebilir yine. Yalnız 6 yıl varsa bu ayrılık süresi ve evliliğiniz 6 yıldır bittiyse birlikteliğiniz, böyle bir istisnada söz konusu değil. Boşanıyorsunuz. Tek şart, tek sonuç katlanması gereken kusur sizdeyse eş nafakası ödersiniz. Peki İbrahim Bey, Türkiye'den aile birleşimiyle geldim evlilik yoluyla. Oturumumu kaybeder miyim boşandıktan sonra? Çok güzel bir soru aslında. Buraya genelde evlilik yoluyla geldiğinizde bir aile birleşimi oturumla, yani aile birleşiminden dolayı bir oturum hakkı kazanıyorsunuz burada. Boşandıktan sonra bu boşanma kararını veya boşanmayı direkt buradaki Viyana'da işte MA 35 ve oturumla ilgili yetkili makama bildirmeniz lazım. Ben boşandım diye. Ondan sonra kendi oturum için başvurmanız lazım. Yani Zweckänderungsantrag. Çünkü oturumunuz devam ediyordur diyelim ki. Örneğin 3 yıllık oturumunuz var burada. 2 yıl sonra boşandınız. Daha 1 yılda oturumunuz var. Bunu bildiriyorsunuz şeye, yetkili makama, Envandingsbehörde'ye. Orada ben boşandım diyorsunuz ve kendi adınıza artık bir oturum alıyorsunuz. Onun için ki oturum yasasının şartları yerine getiriyorsanız buradan oturumunuz iptal olmuyor, yurt dışı edilmiyorsunuz. Nedir şartlar? İşte burada kendi başınıza geliriniz varsa, bir oturabileceğiniz eviniz varsa, işte kira sözleşmesi olabilir veya oturabileceğiniz bir ev, bu Nutzungsvereinbarung, yani kullanım sözleşmesi de olabilir. Bununla başvuruyorsunuz. Bundan sonra aile birleşim vizenizin ismi değişiyor. Kendi vizeniz oluyor oturumunuz burada. Yani burada bir gelirimiz olması lazım, evimiz olması lazım. Yani. O şekilde şartları yerine getirmeniz gerekiyor tekrar. Bu tabii duruma göre değişir. Bazen burada 15 yıldır evlisinizdir. Çocuklarınız vardır. Çocuklarınız üzerinde, Türk vatandaşıysanız tabii bu anlattıklarım diğer ülke vatandaşları, çünkü farklı yasalar uygulanıyor. Burada Ankara Anlaşması'ndan dolayı Türklerin bazı kolaylıkları var, Türk vatandaşları. Diyelim ki 15 yaşında, 13 yaşında çocuğunuz var. 15-16 yıldır evlisiniz burada. Geliriniz de yok. Çocuğunuz üzerine alma şansı da var tabii oturumu, çünkü çocuğunuz burada, çocuğun oturma hakkı var. Belki çocuğunuz Avusturya vatandaşı eşinizden dolayı. Bunun bir sürü imkanları var tabii. Ama özetle boşandığınızda otomatikmen vizeniz iptal olmuyor. Bunu bildirmeniz lazım. Ondan sonra şartlar tekrar bakılıyor. Kendiniz hak ediyorsanız oturmayı, oturum izini, oradan başvurup devamlı burada kalabilirsiniz. Tabii. Peki evimiz yok, herhangi bir gelirimiz yok. Yani şartlar bakılıyor. Çocuğunuz varsa başka bir şekilde alabilirsiniz. Çocuk falan da yok, hiçbir şey yok. O zaman gitmeniz gerekebilir. Merak eden çok kişi insan olduğu için. Önemli mesela, İK'ya evlisinizdir hemen. Karşı tarafta bir sürü iddialar da bulunuyor şimdi. Konu bayağı açılıyor ama. İşte sahte evlilikti gibisinde bir iddialar da ortaya atılabiliyor. Bunlar kişiden kişiye değişir. Yani şu şekilde hemen burada kalır kalamaz demek doğru olmaz. Örneğin ama dediğim gibi oturum için geliri ve ev şeyi varsa, yabancılar yasasındaki şartları kendi başına yerine getiriyorsa, buraya ilk aile birleşimi evlilikten dolayı gelmiş olsa bile ondan sonra boşandıktan sonra kendi adına, yani kendi oturumunda alma hakkı var tabii. Peki İbrahim Bey, diyelim ki boşandık. Herkes kendi yoluna mı gidiyor ya da bundan sonraki süreç nasıl işliyor? Burada şuna bakmalı. Anlaşmalı boşanma mı gerçekleşti yoksa çekişmeli mi? İlk önce söylemiştim biraz önce. Anlaşmalı boşanmada bütün konular hakkında anlaşmanız lazım, hemfikir olmanız lazım. Nedir bu konular? Boşanıyorsunuz, o kesin. Eşler birbirine nafaka istiyor mu? İstiyorsa ne kadar istiyor, kaç yıl istiyor? Çocuklar kimde kalacak? Velayeti kimde kalacak? Ve çocukların ikametgahı nerede olacak? Çünkü velayetle ikametgah çok farklı şeyler. Ortak velayet devam eder ama çocukların devamlı kaldığı bir yer tespit edilmesi lazım. Anne babadır. Ve ortak mallarımız ne olacak veyahut da borçlarımız ne olacak? Bu konuda bir anlaşma sağlamanız lazım. Anlaşmalı boşanmada bunu zaten çözmezseniz anlaşmalı boşanma olmuyor. Diyelim ki çekişmeli boşanma oldu. Sadece boşanma davasını hallediyorsunuz. Yani evlilik bitti mi bitmedi mi ona bakıyor mahkeme.
Bundan sonra da bizi başka konular da bekliyor çözmeniz gereken. Birisi nedir? Boşanma kararına göre eş nafakası hakkı var mı birisinin? Eş nafakası ne zaman var? Kusurlu taraf, şöyle özetleyeyim. Kusurlu taraf diğer tarafa eş nafakası ödemek zorunda Avusturya'da. Diğer tarafın kendi geliri yoksa çalışma durumu yoksa. Yani evlilikte yaşadığı standarda devam yaşama hakkı var boşanan kişilerin. Diyelim ki örneğin erkek kusurlu veyahut da bayan kusurlu fark etmiyor. Kusurlu taraf diğer tarafa kendi maaşının %33'ü veya %40'ı bu karşı tarafın çalışıp çalışmadığına bağlı ödemek zorunda. Diğer konu ise çocuklar. Çocukların velayeti ne olacak? Normal yani kural diyelim, regl ifade dediğimiz yani hiçbir şey yapılmadığında ortak velayet devam eder. Çünkü evliyken de velayet anne babadadır ortak. Bu normal bir sebep yoksa bir taraf bir anneden veya babadan velayet almak için bir sebep yoksa ortak velayet devam eder. Çocukların kimde kalacağını mahkeme tespit eder anlaşamıyorsanız. Bu da çocuğun refahına göre değişir yani. Küçük çocuksa ve anne daha annede kaldıysa, anne çalışmıyorsa genelde anneye verirler. Ama bu illa her zaman çocuklar annede kalacak diye bir durum değil. Çocuğun refahı ne gerektiriyorsa mahkeme bakar, araştırır. İşte bunu psikologlar falan dahil ediliyor. Familyen gereksinimi dediğimiz bir kurum var. Onlar dahil ediliyor. Duruma göre ortak velayet olsa bile mutlaka çocuk annede mi kalacak, babada mı kalacak genel olarak bunu tespit, bu karar verilmesi lazım. Diğer taraf, çocuğun kalmadığı taraf, çocuğu görme hakkı var tabii. İşte bu da çocuğun yaşına göre, duruma göre değişebiliyor. Çocuk örneğin annede kaldıysa babanın bir haftaya bir veya haftada bir çocuğu görme hakkı var. Kontak rehberimiz. Başka ne var evlilik sürecinde? Mallar var önce bahsettiğim gibi. Yani ortak evlilik esnasında edinilen mallar ortaktır. Kimin üzerine olursa olsun. Örneğin bir daire aldınız, daire adamın ve sadece kadının üzerine. Hiç fark etmiyor. Evlilik esnasında alındıysa bu mallar, bu mal paylaşımına girer. Aynı şekilde borçlar da evlilik esnasında yapılan borçlar paylaştırılması lazım. Burada kusura bakılmıyor. Yani bir taraf kusurlu da olsa diğer taraf öbür tarafı aldatmış veya şiddet uygulamış. Burada işte siz şiddet uyguladınız veya aldattınız, kötü estiniz. O yüzden mal alamayacağınız bir durum söz konusu değil. Mallar genel kural ortak paylaştırılabiliyor. Tabii burada bir duruma göre bir tarafı %60, %40 da verilebilir. Burada kimin katkısı daha fazla oldu ama ortak normalinde %50, %50 paylaştırılıyor mallar. Bir de çocuklarla ilgili nafaka vardı, çocuk nafakası. Biraz önce eş nafakasından bahsettim. Çocuk nafakası çocuğun hakkıdır. Çocuk nafakasını kim kime ödüyor? Çocuk annede kaldıysa, kimde kalmıyorsa o taraf çocuğa nafaka ödemek zorunda. Vekilin ödüyor genelde bu parayı anneye veya babaya. Diğer çocuklara bakan taraf zaten nafakasını çocuklara bakarak, çocukları eğiterek, işte onlara zaman harcayarak ödemiş oluyor. Para olarak ödemiyor. Diğer taraf, yasanın belirlediği bir yüzdelik var, işte meblağlar var. Gelire göre değişiyor tabii anne babanın ya da nafaka ödemesi gereken kişinin gelirine göre çocuk nafakası ve yaşa göre değişiyor. Peki İbrahim Bey, Türk vatandaşıyım. Avusturya'da boşandım. Türkiye'de bir işlem gerekiyor mu? Evet, eğer Türk vatandaşı iseniz ve Türkiye'de evli gözüküyorsanız, üst dairesinde evli olarak sisteme geçtiyseniz, burada boşandığınızı Türkiye'ye bir şekilde bildirmeniz gerekiyor. Buna tanıma tenfiz diyoruz. Yani buradaki karar, Avusturya'daki mahkeme kararı kesinleştikten sonra Türkiye'de bunu tanıtıp ve tenfiz ettirmeniz gerekiyor. Tanıma tenfiz davası açmanız gerekiyor. Türkiye'de yeni bir mahkeme görülmüyor tabii, tekrar işte boşanma sebepleri var mı yok ona bakılmıyor. Buradaki Avusturya mahkemenin verdiği karar aynı içerikle Türkiye'de tanıtılıyor. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Eğer iki tarafta anlaşıyorlarsa bu konuda, işte evet Türkiye'de de boşanalım artık, hiçbir ülkede evli kalmayalım diyorlarsa, burada Türk konsolosluğuna gidip beraber gidip başvurabilirler. İkisinin imzası gerekiyor. Veyahut da birisi önce başvurur, sonra diğer tarafta gider imza atar. Buradaki mahkeme kararını, yeminini tercüme ettirip Türk konsolosluğa sunur. Konsolosluk zaten o konuda yardımcı olur, ne yapılması gerektiği kararı da Türkiye'ye bildirip Türkiye'deki sisteme de boşandığınız geçer. Konsolosluğa tanıma tenfiz yaptırmak için iki tarafın da anlaşması lazım tabii. Yani bir şekilde iki taraf da gönüllü oraya gidip imza atması lazım. Eğer bir taraf buna yanaşmıyorsa karşı taraf mecbur bu defa Türkiye'de tanıma tenfiz davası açması gerekiyor. Konsolosluktan yapamıyor bu işlemi. Konsolosluk sadece iki kişi de anlaşıyorsa bu durumda tanıma tenfizde yardımcı oluyor diyeyim. Veya işlemleri orada başlatabiliyorsunuz. Ama diğer aksi durumda Türkiye'den tanıma tenfiz davası açılıyor. Süreç yine aynı ama sadece uzuyor tabii.
Bu defa dava açılıyor buradaki, işte tebliğ ediliyor. Ondan sonra boşanma sonunda tabii ki tanıtılıyor Türkiye'de de. Ama süreç biraz daha uzuyor. İbrahim Bey, son konu olarak Türkiye'den buraya çalışmaya da yaşamaya gelebilir miyiz? Ne gibi şartlar gerekli? Bunun şartı öncelikle oturum için başvurmanız lazım. Yani burada oturum izni müsaadesi almanız lazım. Bu da kişiye kişiye ve hangi oturum tipine başvurduğunuza bağlı. Yalnız sizin kastınız sanırım burada oturum ve çalışmak devamlı. Onun, şimdi biz cümleyle cevaplayamayacağım bunu. Çünkü farklı farklı seçenekler var oturum için. Yani ilk etapta da buraya oturum lazım. Oturumla beraber çalışma izni de kapsadığı için. Bu iki izini, yani oturumunu alırsanız çalışma beraber burada çalışabilirsiniz. Hangi durumlarda alabileceğiniz o kişiden kişiye, eğitimine göre, kalifikasyonuna göre hangi şekilde buraya gelecek değişir. Örneğin evlilik yoluna mı gelecek? Orada daha basit tabii. Yok kilit işçi olarak mı gelecek? Kalifiye işçi olarak mı gelecek? Bu durum kişiden kişiye değiştiği için burada herkese ayrı bir parantez açıp onun şartlarını incelemek lazım. Ama buraya gelmenin bayağı bir şartı var, şeyi var, seçeneği var öyle diyeyim. Çok teşekkürler İbrahim Bey bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz, bu hafta seçiyle merak edilen sorular köşemizde sizlerden gelen boşanma ve evlenme konusunu işledik. Detaylı bilgiler için İbrahim Bey'in ofisini ziyaret edebilirsiniz ya da randevu alabilirsiniz. Ve yayınımız devam ediyor.